Türkiye'de siyaset merkezde inşa edilen bir şey. Yani uçlara savrulmayan, uçları marjinalize eden ve merkezde yapılan bir geleneği var. Yani bu işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez sol politikasıyla başlamıştır. İsmet İnönü'nün CHP'nin yerini merkez sol diye tarif etmesiyle başlamıştır. Hemen karşısına merkez sağın Demokrat Parti ile çıkmasıyla devam etmiştir ve uzun yıllar CHP, DP, CHP, AP olarak 70'lere kadar hatta giderek daha sonra uzlaşma hükümetlerinde, koalisyon hükümetlerinde devam eden bir gelenek bu. Bu gelenek Erdoğan'la kırıldı. Çünkü merkez, Türkiye'de merkez çöktü. Merkez partiler uzlaşamadıkları için, sorunları çözemedikleri için aslında dağılarak, ufalanarak, küçülerek, dayanışmayarak Erdoğan'a iktidar şansını, kapısını açtılar ve Erdoğan 20 senedir aslında merkezini kaybetmiş bir ülkede politika yapıyor. Kendisi merkez parti olarak konumlanıyor gibi gösterse de aslında bir marjinal parti, bir uç parti AKP söylemine baktığınızda, yaklaşımlarına baktığınızda. Şimdi merkezin yeniden restore edilmesi dönemindeyiz ve burada Akşener bence akıllıca bir şey yapıyor. Orayı restore etmeye çalışıyor. Çünkü bir MHP'li görüntüsü var İyi Parti'nin baştan beri. Çünkü MHP'den kopanlarla kurdu partiyi ve Akşener'in de öyle bir mazisi var. Yani daha şeye işte hani bir ara Ağar'la çalışmış, Tansu Çiller'le çalışmış vesaire. Özel Harpçi şeyleri desteklemiş bir İçişleri Bakanlığı teşebbüsü vesaire baktığın zaman. Ama MHP'li görüntü şu anda taklit ve taklitler orijinalini yaşatır. Yani orada bir MHP varken ikincisine ihtiyaç yok. O yüzden bence gayet mantıklı bir şekilde oradaki boşluğu görüyor, MHP'deki çözülüşü görüyor. Hani oradan kendisine bir yol açmasına imkan yok. Halbuki burada büyük bir boşluk var ve orayı doldurmaya çalışıyor. Parti içinde bunu göremeyen kimi ideolojik yaklaşımı olanlar da işte CHP ile işbirliğine karşı çıkıyorlar, HDP'ye sert mesajlar veriyorlar. Bir yerde Millet İttifakı'nın altına uyuyorlardı. Ve buna bir dur denmesi gerekiyordu. Giderek ittifaklar daha kristalize oldukça. Şu anda onu yapıyor anladığım kadarıyla. Yani o şeyi MHP çizgisinde olanları diskalifiye ediyor ve kendisine teşkilatları bağlayarak aslında merkeze daha yanaşacağı, CHP ile daha rahat çalışabileceği bir ortam yaratmaya çalışıyor. Eğer Türkiye sağı ve merkez sağı ve merkez solu gerçekten o boşluğu doldurabilirlerse orada AKP'nin hareket alanı daha da daralacaktır. AKP daha hızlı marjinalize olacaktır diye düşünüyorum.